Keyfesinde insanlığın bideri, değişecek bu ülkenin kaderi. Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya lideri, hodri meydan dedi evet diyerek. Sormayın kardeş, yüreğimiz yaralı, bitecektir vesayetin kuralı. Sayın Başbakanım Koca Binali, hodri meydan dedi evet diyerek. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Karagöl, Höcüklü, Hürriyet, Mezere, Ufacıklı, Sakarkaya, Kısık, Sultanlar, Beşçeşme, Karabıyıklı, Çiğdemtepe, Ulubahçe ve Yeşilkent mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve referanduma evet demenin neden gerekli olduğunu anlattı. Geleceğimiz için, bu çocuklarımız için, dedelerimizin ve ninelerimizin yaşadığı sıkıntıları ibadet ederken, Kur'an kursuna giderken, camilerde, ağaç altlarında, kuytu yerlerde Kur'an-ı Kerim'i baskı altında öğretirken, bu çocuklar işte bunu yaşamamaları için 16 Nisan'da hep beraber evet diyeceğiz. İstikbalimiz için, istiklalimiz için, tabii ki gelecek nesillerimiz için. Artık Türkiye eski Türkiye değil sevgili kardeşlerim. Hazır mıyız Sakarkaya? Evet. Güçlü Türkiye için. Evet. Mobyumlar için. Evet. Yarın ayrılık yarınlarımız için. Evet. Şehitlerimiz, gazilerimiz için. Evet. Alemi İslam için. Evet. Kısık için. Evet. Başkan Bozdağ ve beraberindeki AK Parti ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyeleriyle birlikte mahalleleri tek tek ziyaret ederek vatandaşlardan 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi desteklerini istedi. Dünyadaki liderler arasında Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte sevilen, şu anda baktığınız zaman dünyada biraz önce Mesut Başkan da gösterdi, 3 tane lider görünüyor. Bunların en çok başında gelen Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Halka, tabana, millete indiği için. Bakın bütün sıkıntılarda her zaman dönüp geliyor, hakem olarak millete sunuyor. Yani siyasi hayatı boyunca yasakları masakları delebilmek için bu yasakların cevabını verecek olan millettir. Ziyarette konuşan Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, 16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Sen Hollanda'dan, Almanya'dan, Avusturya'dan, Avrupa'dan bizim iç işlerimize karışıyorsunuz. Siz kimsiniz? Kimsiniz bizim işlerimize karışıyorsunuz? Niye karışıyorlar biliyor musunuz? Yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk İslam tarihi bakımından tarih yazacak bir lider geliyor da onun için çırpınıyor. Güçlü Türkiye için ne diyorum?